İşte 2021 model Galatasaray. Kadroda büyük değişim yapmaya hazırlanan Galatasaray'da harekat başlıyor. Operasyon için düğmeye basan sarı kırmızılıların transfer listesi ortaya çıktı. Galatasaray'da yaz döneminde tamamlanmayan transferlerin kış dönemi açılır açılmaz bitmesi, gereken takviyelerin yapılması bekleniyordu ancak sarı kırmızılı yönetim hala herhangi bir transferi resmiyete dökmedi. Bu durum taraftarları da kızdırırken sosyal medyada yönetimi eleştiren yorumlar yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim ise yıldız değil, takımın ihtiyacı olan bölgelere takviye bekliyor. 5 Ocak'ta başlayan transfer dönemi başlar başlamaz aslında tüm camianın beklentisi. Hamlelerin netleşmesiydi ancak Galatasaray yönetimi birkaç oyuncuyla söz kesmesine rağmen Florya'ya oyuncu getirmedi. Deneyimli çalıştırıcı artık bir bahane ya da gerekçe değil, oyuncu görmek istiyor. Galatasaray'ın listesinde 5 futbolcu bulunuyor. İşte o isimler ve transferlerin de son durum. Galatasaray'da Christian Luyendama'nın satış listesine konmasının ardından gözler stoper transferine çevrildi. Ajans Spor'un haberine göre Galatasaray stoper konusunda TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da forma giyen genç oyuncu Furkan Bayır için görüşmelerini sürdürüyor. 20 yaşındaki futbolcu ligde 17 maçın 15'inde forma giydi ve kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Mutlak bir savunma oyuncusu takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar gündemine iki genç yıldız adayını aldı. Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Abdülkerim Bardakçı da sarı kırmızılı takımın listesinde bulunuyor. Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3 yenildiği maçta başarılı bir performans sergileyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, sarı kırmızılıların radarında olan isimler arasında. Bu sezon 15 maçta 11'de görev yapan 26 yaşındaki stoperin 3 de asisti bulunuyor. Teknik heyetin uzun zamandır Abdülkerim'i takip ettiği ve Konyaspor'la kısa bir süre içinde temasa geçeceği öğrenildi. Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshedecek olan Galatasaray orta saha mevkisi için de kolları sıvazı. Sarı kırmızılıların orta saha havuzunda Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Alanyaspor'dan Salih Uçan'ın yer aldığı biliniyor. Bu sezonki performanslarıyla dikkat çeken her iki futbolcunun da kulübüyle olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Ve Anderson Talisca, Galatasaray'ın fırsat transferi olarak gördüğü yıldız 10 numarayı eski takımı Beşiktaş'ta çok istiyor. Daha önce İstanbul'da Galatasaraylı yetkililerle bir transfer görüşmesi de yapan Brezilyalı yıldızın İstanbul'a yeniden geleceği ancak bu sefer adresinin Florya olacağı konuşuluyor. Fatih Terim'in alınması halinde 4-4-2 sisteminde ikinci forvet olarak yer vereceği Talisca transferinde bu kez Galatasaray Beşiktaş'ın önünde gözüküyor. Siz Talisca'nın sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmesini ister miydiniz? İsteyenler videoyu beğensin. Ayrıca listedeki diğer isimlerle ilgili görüşlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Galatasaray'dan İrfan Can kahveci bombası. Devre arasında takımı güçlendirmek için düğmeye basan Galatasaray yönetimi dev bir hamle yapıyor. Başakşehir'deki başarısıyla Türkiye'de transferin göz bebeği haline gelen İrfan Can kahveciyi gündemine alan sarı kırmızılılar işi bitirmek istiyor. Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la çok yakın arkadaş olan İrfan Can kahveci de transfer için özel çaba harcıyor. Sarı kırmızılıların teklifini kabul eden başarılı orta saha oyuncusunun yakın çevresine "2017'den beri Başakşehir'de forma giyiyorum. Burada artık misyonumu tamamladım. Yeni bir başlangıç yapma zamanım geldi." dediği öğrenildi. "25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme için el sıkışan sarı kırmızılılar artık Başakşehir'le pazarlık masasına oturdu. Gelen haberlere göre oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı kırmızılılar takas önererek masaya 2 seçenek sundu. İlkinde Mbaye Cagne artı Emre Akbaba artı Şener Özbayraklı önerisinde bulunan Galatasaray, ikinci teklifini ise Cagne artı Luyendama olarak yaptı. Ancak Başakşehir, Marcao artı 3 milyon euro isteyip topu sarı kırmızılı yönetime attı. Daha önce Marcao'nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği birkaç gün içinde netlik kazanmış olacak. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız orta sahası Taylan Antalyalı, İrfan Can transferini neredeyse duyurdu. Taylan, içinde İrfan Can'ın da olduğu ve arkadaşının paylaştığı, buluşmaya az kaldığı notu olan bir fotoğraf yayınladı. Karede Oğulcan Çağlayan da yer aldı. "Siz İrfan Can kahvecinin Galatasaray'a transfer olmasını istiyor musunuz? İrfan Can gelsin diyenler videoyu beğensin. Ayrıca yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Abone olanın takımı şampiyon olsun."
Galatasaray'da Fatih Terim'in 65. derbi heyecanı. Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak olan Galatasaray'da Fatih Terim teknik direktörlük kariyerinin 65. derbisine çıkacak. Galatasaray tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarlığı Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 64 müsabaka oynadı. Seri Kırmızılı takımda 4. dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 galibiyet gördü. Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş'ta daha önce 32 maçta karşı karşıya geldi. Seri Kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken 13'ünde berabere kaldı. 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 32 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın 5. kez sağ kenarında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 4 maça çıktı. Galatasaray tamamı Süper Lig'de oynanan bu maçların birini kazanırken 3'ünde ise berabere kaldı. Marcao için tam 12 milyon euro. Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalırken Fatih Terim'in yaptığı dikkat çeken transfer açıklaması ve kendimi yalnız hissettiğim ifadesi taraftarların sabrını taşırdı. Yönetimden bir an önce hamle bekleyen taraftarlar sosyal medyadan teknik patron Fatih Terim'e sahip çıkıp tarafını belli etti. Bu tepkileri dindirmenin tek yolunun transfer olduğunu bilen Sarı Kırmızılı kurmaylar, transfer yapabilmek için oyuncu satışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre bu isim stoperin bel kemiği olan Brezilyalı savunmacı Marcao. Bir orta saha oyuncusunu kıskandıracak tekniğe sahip olan Marcao, attığı mükemmel paslarla dikkat çekip Galatasaray'a imza atmayı başarmıştı. Brezilyalı yıldız zaman zaman hamle hataları yapıp takımın gol yemesine sebep olsa da, genel itibariyle Galatasaray formasıyla sergilediği üstün performansla Avrupa piyasasının dikkatini çekmeyi başardı. İtalyan basını 4 milyon euro ödenerek alınan 24 yaşındaki stoperin 12 milyon euroya Roma'ya satıldığını bildirdi. Habere göre Serie A'da zirve mücadelesi veren Sarı Kırmızılılar, Marcao ikna etti ve transfere noktayı koydu. Marcao'nun İtalyan ekibinden yılda 2,5 milyon euro kazanacağı da gelen haberler arasında. Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Sarı Kırmızılı formayla toplamda 80 karşılaşmada boy gösterdi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Marcao'nun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. 1.85 boyundaki savunmacı Galatasaray formasıyla bir asist yaparken bir de gol kaydetti. Fatih Terim, derin bir yalnızlık hissettim. Mayıs'ta kontratım bitiyor. Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, penaltılar sonucunda kazanılan Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi. Maçla ilgili derbi öncesi 120 dakikanın kendilerini fazladan yormuş olabileceğini belirten Terim, daha sonra ise kendisini yalnız hissettiğini belirterek kamuoyunu şaşırtan açıklamalarda bulundu. Terim, "Bugün açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Benim burada kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Mayıs ayında da kontratım bitiyor. Sözüm söz. Sözümde duracağım. O yüzden canınız sağ olsun. Canımız sağ olsun." dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmeler şu şekilde. "İki taraf için de zor bir maç oldu. Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Neredeyse kazanıyorlardı. Bizim golümüz geç oldu. Güç oldu ama oldu. Gönül isterdi ki bu kadar yorulmadan, ekstra bir yarım saat mücadele etmeden bitseydi. Sonuçta nasıl kazanırsanız kazanın, Cuma günü kura çekiminde biz de varız. Saat 12, gece yarısı. Daha uçağa bineceğiz. İstanbul'a gideceğiz. Ligin yoğun olduğu bir ortamda bir de kupa var. Tabii ki sadece bize de değil, herkese var. Ama son 8'e kaldığımız için mutluyum. Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Herkes yazarken sorun yok da ben söylerken mi var? Bugün açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Benim burada kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Mayıs ayında da kontratım bitiyor.
Sözüm söz. Sözümde duracağım. O yüzden canımız sağ olsun. Canınız sağ olsun. İfadelerini kullandı. Yeni Malatyaspor maçının ardından sezon sonu için adeta ayrılık sinyalleri veren Fatih Terim'e sarı kırmızılı taraftarlardan büyük destek geldi. Sosyal medya adeta yıkılırken başarılı teknik adama destek mesajları yağdı. İtalyan medyası Muriçi Galatasaray'a yazdı. Galatasaray transfer döneminde en az bir olmak üzere mümkün olursa iki merkez orta sahayı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken forvet transferi için İtalyan basını ortaya flaş bir iddia attı. İtalyanların ünlü spor gazetesi Tutto Sport, Lazio'da forma giyen 26 yaşındaki Kosovalı yıldız Vedat Muriç'in Galatasaray için İstanbul'a geleceğini yazdı. Gazetede yer alan habere göre Muriçi Serie A ekibi Torino'nun da istediği ancak Muriç'in Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi. ...24 Nisan 1994 tarihinde dünyaya gelen Muriç futbola diri ya da başladı. Golcü futbolcu 2019 yazında 6 milyon euroya Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra en büyük transferini 18,5 milyon euroya İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya imza atarak gerçekleştirdi. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Vedat Muriç için bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli ise tam 25 milyon euro. Kosovalı oyuncunun Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Lazio'da istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Muriç'in de kendisini yeniden ispat edip Serie A'ya öyle dönmek istediği öğrenildi. Kariyerinde 258 maça çıkan yetenekli futbolcu 81 gol ve 23 asistle takımlarına tam 104 gollük katkı sağlamayı başardı. Siz Vedat Muriç'in Galatasaray'a imza atmasını istiyor musunuz? Muriç gelsin diyenler videoyu beğensin. Ayrıca yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Younes Belhanda'dan sert yanıt. Galatasaray Kulübü Divan ve Disiplin Kurulu üyesi olan Cem Emiroğlu, kişisel Twitter hesabından sarı kırmızılı ekibin 10 numarası Younes Belhanda'yı topa tuttu. Galatasaray'ın 4-3 kaybettiği Konyaspor maçının ardından Belhanda'nın gönderilmesi gerektiğini belirten Emiroğlu, paslı oyuncu hakkında sert ifadeler kullanmış ve bu bedeviyle mi sözleşme uzatılacak? Yazıklar olsun, kuruş değeri yok bu herifin. Gönderin gitsin, 90 dakika boyunca 2 ara pası yapacak, milyon euro götürecek. Ne güzel İstanbul. Fatih Terim'in Belhanda aşkını bir türlü anlamadım anlayamayacağım. Anlayan varsa anlatsın. Paylaşımını yapmıştı. Bu ifadelerin ardından Galatasaraylı taraftarlar Belhanda lehine tweetler attı ve Emiroğlu'na sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Özellikle Emiroğlu'nun bedevi kelimesini kullanmasına sinirlenen bir grup taraftar, Emiroğlu'nun bir an önce sarı kırmızılı genel kurul tarafından kulüpten uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Younes Belhanda, Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelttiği eleştirilere kişisel Instagram hesabından yanıt verdi. Bu yorumların kabul edilemez olduğunu vurgulayan faslı oyuncu, önce bir hakem tarafından negro tabirine maruz kaldık. Bugün bedevi ünvanı kazandık. Bu ırkçılık ne kadar ileri gidecek? Futbolumu beğenmeyebilirsiniz ancak bedevi diyerek bir toplumu, milleti küçük göremezsiniz. Bunun kimseye yararı olmaz. Ben kökenimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedevi. Paylaşımını yaptı. Belhanda'nın yaptığı paylaşım kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.